Doğduğumuz yıllara bağlı olarak her birimizin birer element olduğunu biliyor muydunuz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce şu yukarıdaki videoda paylaşmış olduğum Feng Shui'nin temelleri ve evimizi nasıl iyileştirebileceğimizin üzerine ek olarak yine bu düzenlemeyi sağlamamızda yardımcı olacak elementlerden bahsetmek istiyorum. Daha önce bahsettiğim gibi Feng Shui'yi evimizdeki bazı alanları düzenlememiz sonucunda hayatımızın belli alanlarında oluşacak düzelmelerle alakalı bir felsefe ve Çin'e dayanıyor. Önceki videoda daha fazla detaylarından bahsetmiştim ama bu videoda sadece bunu elementlerle nasıl gerçekleştirebileceğimizden bahsedeceğim. Bahsettiğim tüm bilgilerde okuduğum bu üç kitap sonrasında edindiğim ve uyguladığım bilgiler. Bu kitapların da linklerini aşağıya bırakacağım. Nedir bu 5 element? Ateş, metal, toprak, ağaç ve su. Her bir elementin karşılık geldiği bir pusula yönü var ve bu 5 ana elementin kullanım şekillerinde yaratıcı veya yıkıcı birer devre oluşturmak mümkün. Neden bahsediyorum ben burada? Yaratıcı devreden bahsetmek gerekirse yanan odunun yani ağaç elementinin ateşi beslediği, ateşin küllerinden toprak elde edildiği. Daha sonrasında topraktaki madenlerden metal elde edebildiğimiz ve metalin üzerindeki buğulaşmadan da suyun meydana geldiği ve bu suyun da bitkileri yani yeniden ağacı beslediği döngüyü düşünürsek ağaçtan sonra yeniden aynı döngüde bu yaratıcı döngü devam ediyor. Ama bir de bunun tam aksine yıkıcı bir döngü var ki ateşin metali erittiği, metalin ağacı kestiği Ağacın toprağı çürüttüğü, toprağın suyu çamurlaştırarak bulandırdığı ve suyun da ateşi söndürdüğü. Şimdi bu beş elementin hem yapıcı hem yıkıcı olarak birbiriyle bağlantılı olması bu felsefede aslında bu elementleri evimizde kullanış şekillerimizin de yapıcı ya da yıkıcı olaylara sebep olabildiğinden bahsediyor. Çin'de de felaketlerin ve olumsuz olayların aslında bu yıkıcı döngüden dolayı oluştuğuna inanılıyormuş. Bu sebeple de bu felsefe içerisinde evet belki büyük felaketler oluşturamayacak olabiliriz ama kendi hayatımız içerisinde oluşabilecek sorunları çözebilmek için yapıcı döngüyü evlerimizde nasıl kullanabileceğimizden şimdi size bahsedeceğim. Şu kitapta görmüş olduğum bir tablodan bahsetmek istiyorum. Doğum yıllarımıza göre ve cinsiyetimize göre elementimizin ne olduğundan bahseden bir tablo var kitabın en arkasında. Bu tablonun görselini bulabilirsem videoya ekleyeceğim ve siz de doğum yılınız ve cinsiyetinize göre kendi elementinize bakabilirsiniz. Bu elementi yaşantınızda artırarak hayatınızdaki şansınızı artırabileceğinizden bahsediyor. Ben baktığımda 1990 doğumlu bir kadın olarak toprak elementine sahipmişim. Şimdi gelelim elementlerden tek tek bahsetmeye. Öncelikle ağaç elementinden ve yönünden bahsetmek istiyorum. Ağaç elementi güneydoğu yönünde maddi gelişimi arttırmak için ve doğu yönünde ise aile bağları ve dostlukları geliştirmek için kullanılabilir. Ağaç elementini temsil eden şeyler nelerdir derseniz bitkiler, ahşap mobilyalar, çiçek desenli kumaşlar ya da dikdörtgen objeler. İkinci olarak ateş elementine geldiğimizde güney yönünde ün ve itibarı arttırmak üzere kullanılabileceğinden bahsediyor bu kitaplarda. Ateş elementini de turuncu, sarı ve kırmızı aynı şekilde parlak renklerin, aydınlatmaların, üçgen şekillerin ve vahşi hayvanların aynı zamanda kuşların temsil ettiğini söylüyor. Üçüncü element olan su elementi ise su kuzey yönünde kariyer alanını geliştirmektedir. Su elementini temsil eden şeyler ise asimetrik şekiller, cam eşyalar, aynalar, çeşmeler ve akvaryumlar. Dördüncü olarak metal elementine gelirsek batı yönünde Kullanıldığında yaratıcılık ve şansı artırıyor. Kuzey batı yönünde kullanılırsa seyahatler ve yol gösterici yani size destek kişilerle ilgili olumlu gelişmelere sebep oluyor. Gümüş, altın, bronz, pirinç, yuvarlak formlar bu elementi temsil ediyor. Ve son olarak toprak elementine geldiğimizde ise güney batıda kullanıldığında ilişkileri, kuzey doğu yönünde kullanıldığında insanın kendine yaptığı yatırımı ve merkezde kullanıldığında ise hayattan beklentiler anlamında olumlu gelişmeler olduğundan bahsediyor. Toprak elementini temsil eden nesneler ise kare ve yayvan formdaki nesneler, seramik nesneler, tuğlalar, kayalar, doğal taşlar, ağaç gövdeli bitkiler ve büyük ahşap eşyalar. Aynı zamanda ekru, bizon ve koyu sarı renklerde yine toprak elementini temsil ediyor. Şimdi bu elementlerin evin içerisinde dengede olması, aynı zamanda temsil ettikleri yönlerde de gelişim isteniyorsa özellikle ne şekilde kullanıldığına da dikkat etmek gerekiyor. Mesela su elementi ve ateş elementi. Eğer ateş elementinin etkili olması gereken pusula yönünde siz su elementine yer veriyorsanız o zaman hayatınıza denk gelen o alanda aslında olumsuzluklara açık oluyorsunuz gibi bunları düşünebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse arkamda bulunan şu tabloda aslında bir akan nehir bulunuyor. Yani ben kariyer alanımı etkinleştirmek için akan bir su tablosu buraya astım. Mesela bu tablo içerisinde duran bir göl varsa bunun da anlamı aslında çok fazla bir aktivite içermediği için monoton bir gidişat oluyor. O suyun akıyor olması hatta köpürerek ve hızlı bir şekilde akıyor olduğu görseli bir şelale görseli bunu çok daha etkin bir şekilde yansıtıyor. Bu sebeple aslında seçtiğiniz şeylerin de ifade ettiği ya da size çağrıştırdığı şeylerin de önemi var. Yaşama uyum getirmek için aslında bunları dengelemek önemli. Yine birbirini dengeleyen elementleri düşündüğümüzde kitaplardan bir tanesinde gökkuşağı sembollerinden bahsediyordu. Gökkuşağının aslında Ateş elementini temsil eden güneş ve su elementini temsil eden yağmurun birleşmesinden ortaya çıkan bir şey olduğunu ve bu sebeple de aslında ikisinin dengesini ifade ettiğini. Böyle bir dengeyi evde yakalayabilmek için ya gökkuşağı sembolleri, gökkuşağıyla ilgili objeler olabilir ya da kristalli avizelerden bahsediyor. Yani ateş elementini ortadaki aydınlatma ve kristalleri de su ile bağdaştırarak bu kristallerden geçen ışığın yine gökkuşağı renklerine sebep olabildiği, bu yüzden de dengeyi sağladığından bahsediyor. Benzer bir örnekte ise mesela ocak ve lavabonuz yan yanaysa burada bir yıkıcı etki oluşabileceğinden bu sebeple aralarına mutlaka ağaç veya metal elementi eklemek gerektiğinden bahsediyor. Bunları nasıl ekliyoruz? Az önce saydığım belli elementleri temsil eden objelerden buralara koyarak. Tabii ki çok daha fazla detaylarını internetten araştırabilirsiniz. Ben burada sadece kaba taslak bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yine elementleri dengeleme konusunda e, suda yüzen mumlar kullanılabildiği yine su ve ateş elementlerini dengelemek açısından. Yine çok kısa bu elementlerin renklerinden de bahsetmek istiyorum. Evinizde bu renklerdeki objeleri de aynı şekilde o alanları aktive etmek için kullanabilirsiniz. Su ile ilişkin renkler siyah ve koyu mavi. Ağaç elementi ile ilgili renkler ise yeşil ve açık mavi tonları. Toprak elementi renkleri az önce bahsettiğim gibi vizon, ekru, kahverengi, sarı ve altın renkleri. Metal elementinin renkleri ise beyaz, gümüş rengi ve gri. Şimdi çok az elementlerden sapacağım. Bir önceki videoda bahsettiğim Bagua haritasındaki 9 alandan hangisini güçlendirmek istiyorsanız yine bu felsefe içerisinde bazı hayvanların niteliklerine sahip olmak isteyebileceğiniz alanlar bulunabiliyor. Ben şimdi sizlere hangi hayvanın hangi nitelikleri temsil ettiğinden bahsedeceğim. Ve siz de bu nitelikleri hangi alanda kullanmak istiyorsanız evinizin o kısmına bu hayvanların resmini, objesini ya da bir sembolünü koyabilirsiniz. Bunları kitaptan okuyacağım size şimdi. Fil, başa çıkabilme ve dayanabilme. At, sebat ve hız. Turna, uzun ömürlülük. Ayı, kuvvet ve cesaret. Kaz, sadakat. Ejderha, yaratıcılık ve gelişme. Kaplumbağa, bilgelik ve özgüven. Anka kuşu, vizyon ve öngörü. Tavus kuşu, güzellik ve görkem. Sülün, sükunet. Bu hayvanların da obje, sembol ya da resimlerini kuvvetlendirmek istediğiniz alana yerleştirebilirsiniz. Şimdi çok kısaca elementlere yeniden geri dönüyorum. Kısa bir toparlama olması açısından ağaç elementini kuvvetlendirmek istediğiniz yerlere ağaç gövdeli büyük bitkiler veya ham ahşap büyük mobilyalar koyabilirsiniz. Metal elementini güçlendirmek isterseniz ki bu seyahatle ilgiliydi mesela. Seyahatle ilgili yöne yuvarlak metal bir çerçeve içerisinde gitmek istediğiniz yerin fotoğrafını ya da daha önce orada bulunduysanız oradan aldığınız bir hediyelik eşyayı yerleştirmenizin olumlu etki edeceği söyleniyor. Ve bir kitapta da 3 tane elementin aslında sağlıkla ilgili olduğundan da bahsediyor. Bunlardan ilki su elementi. Suyun böbrek ve kulaklarla ilgili olduğu. Ateş kalp ve gözlerle ilgili olduğu toprak elementinin ise mide, pankreas, sindirim sistemi ve bağırsaklarla ilgili olduğundan bahsediyor. Yani eğer vücudunuzda bu organlarınızda ya da sistemlerinizde sorun yaşıyorsanız yine evinizdeki belirttiğim yönlerde bu elementleri kuvvetlendirmenizin sağlık açısından da size olumlu dönüşleri olacağından bahsediyor. Bu konuyu yine çok detaylandırılabilecek ve üzerine çok fazla örnek verilebilecek bir konu. Tek tek okuyarak bu örnekleri evinizde uygulamak da isteyebilirsiniz. Ama ben daha çok feng shui'yi evimde kullanırken tabii ki yönler ve elementler gibi temel başlıklara dikkat etsem de her zaman evin düzenli, toplu ve temiz olması en baştaki kuraldı. Buna dikkat ediyorum. İkinci olarak ise aşağı yukarı bunu uygulamaya başladıktan sonra bazı izlenimler oluşabiliyor. Hani neyin bana huzur vermediği, neyin beni mutlu ettiği, evimde gördüğüm şeylerin yerlerinden memnun olup olmamam ya da o şeyi o yere koyduysam neden orada olduğunu bilmenin bana verdiği huzur ya da motivasyona dikkat etmem gibi hayatımda bazı değişiklikler oldu. Bu kadar detaya girmeden önce evinizi düzenleyip temizledikten sonra sadece bir etrafa göz atmanız ve orada bozuk, kırık, tamir edilmesi gereken ne varsa bunları gidermeniz ve arkasından gözünüz çarptığında size mutluluk vermeyen şeylere öncelikle evinizden çıkartmanız Bundan ilk videoda bahsetmiştim. Evimde üzgün bir kız tablosu vardı ve nedense beğeniyordum. Ama onun bana çağrıştırdığı şeyin o kadar da pozitif bir şey olmadığını görmüştüm daha sonradan. Bu sebeple evinizde size mutluluk veren ya da hoşunuza gitmeyen şeyleri daha dikkatli bir şekilde gözlemleyip öncelikle burada bir eleme yaptıktan sonra bu elementler kısmına geçmenizi tavsiye ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen abone olun ve like'lamayı unutmayın. Her çarşamba ve cuma günleri sabah 10'da yeni videolar yayınlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.